Abi o müziği kapat, ses gel. Asfalttan ayrılma. Aman aleyküm, ola gelsin mesela. Asfalttan ayrılma. Bizim bu festivalde beklentilerimiz vardı. Amacımız vardı, hedefimiz vardı. Hamdolsun şu saat itibariyle 3 gün boyunca sürdürdüğümüz festivalle ilgili menfi anlamda, olumsuzluk anlamda hiçbir şey yaşamadık. Bu bizim açımızdan sevindiriciydi. Birinci hedefimize dolayısıyla ulaşmış bulunuyoruz. Yine hedeflerimizden birisi de doğuyla batıyı kaynaştırmaktı. Bütünleştirmekti. Hamdolsun örneğin bugünkü yarım maraton koşusuna ülkemizin her tarafından katılımcıların, yarışmacıların olması bizim açımızdan ayrıca bir öneme ve değere sahipti. Bu nedenle de ben ülkemizin değerli yerlerinden katılan, muhtelif illerinden katılan katılımcıları bir kez daha kutluyorum. Tabii temel hedeflerimizden birisi de bu etkinlik, bu festival vesilesiyle güzel şehrimiz, beldemiz, Süveyye'yi tanıtmaktı. Öyle inanıyorum ki bunu da başardık. Bunu da hedeflerimizden birisi buydu. Bu hedefimizi de gerçekleştirmiş olduk. Değerli dostlar, Süveyrek sosyal yapısıyla, gelenek görenekleriyle, adetleriyle, nevi şahsına münhasır bir kimliğiyle, doğal güzellikleriyle, bu coğrafyanın yetiştirdiği mert insanlarıyla, bilim insanlarıyla, sanatçılarıyla, sanatkarlarıyla farklı bir coğrafya. Biz istedik ki bütün bu zenginliklere bir yenisini katalım. Var olan bu doğal güzelliklerimizi önce ülke insanımıza, sonra dünya insanlarına tanıtalım dedi. İşte bunlardan birisi de bu muhteşem Takuran Vadisi'ndeki kanyonları, koyları, Batık Kilisesi ile muhteşem tadına doyulmaz, seyrine doyulmaz doğal güzellikleri insanlığa tanıtalım istedik. Öyle inanıyorum ki 3 günden beridir beklentilerimizin üstünde, bunu rahatlıkla ifade edeyim, sevinerek ifade edeyim, bir katılımla karşı karşıya kaldık. Bu da bizleri ziyadesiyle, fazlasıyla memnun etti. Ben bu vesileyle bir kez daha başta yarım maraton yarışına katılan ve dereceye giren kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Tebrik ediyorum onları. Urfa'mızın birçok değeri var. Urfa'mızın özellikle turizm potansiyeli açısından yeni keşfedilmiş
yeni yeni farkına vardığımız değerlerimiz var, zenginliklerimiz var. İşte bunlardan birisi Göbekli Tepe'dir. Tarihin sıfır noktası diye bahsedebileceğimiz Göbekli Tepe'ye sahibiz. Yine ilk buğdayın yetiştiği yer Siverek'tir, Karacalar'dır. Buraları inşallah insanlığa tanıtacağız. Urfa'mızın İbrahim Peygamber makamı var. Urfa'mızın Halfetüsü var. Ve hiç şüphesiz Urfa'mızın artık ondan sonra Takoran Vadisi var. İstedik ki ekonomimizi çeşitlendirelim. Sadece hayvancılığa değerli, tarıma değerli bir ekonomiyle bu ile kalkındırmamız mümkün değil. Değerli dostlar, son olarak ülkemiz açısından, bölgemiz açısından çok önemli bulduğum bir iki cümleyi de sizlere arz ederek huzurlarınızdan ayrılacağım. Değerli arkadaşlar, bu topraklarda yaşayan ister Türk olsun, ister Arap olsun, ister Kürt olsun, ister Zaza olsun, hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar, bu topraklara ait büyük medeniyetin çocuklarıyız ve temsilcileriyiz. Bunun dünya tarafından böyle bilinmesini isteriz. Fatma Demir. Dördüncü Sebahat Akpınar İstanbul, Saffet El Katmış Bitlis, ikinci Muhammedcan Ayürek Erzurum, üçüncü Alper Demir Kütahya.